İstanbul'da bir Mason locasında kaydedilmiş diğer bir görüntüde ise Masonlar tarafından sürekli olarak inkar edilen Masonik nikah töreni vardı. Bu görüntülerin televizyonlarda gösterilmesinin ardından Masonluktan daha önceki yıllarda ayrılan ancak kendilerine ayrıldıklarına dair hiçbir belge verilmeyen Mümin Kılıç ve Önder Aktaç kameraların karşısına geçerek Masonluk hakkında birbirinden ilginç iddialar ortaya attılar. Tüm Türkiye Mason localarında yayınlanan bu şok görüntüleri ve Mason localarından istifaları konuşurken Türkiye Masonlarından tek bir açıklama gelmiyordu. Aynı günlerde benzer gelişmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da yaşanmaktaydı. Refah Partisi Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz, Mason locaları konusunda hükümete bir soru önergesi verdi. İnceöz, soru önergesinde şu çarpıcı iddialarda bulunuyordu. Büyük Mason Mahfili Derneği adı altında faaliyet gösteren Mason Derneği, devletimizin güvenliğini ve milli menfaatlerimizi tehdit eden, insanların açıkça tehdit edildiği, emniyet birimlerinin kontrol ve denetiminden kaçan, içinde yasa dışı nikahların kıyıldığı, usulsüz paraların toplanıp harcandığı, izinsiz silahların bulunduğu bir merkez durumundadır. Gerçek yönetim merkezi yurt dışında olan, internasyonel yapısı olan, milli çıkarlarımız ve devlet güvenliğimiz açısından çok tehlikeli olan bu teşekkülün faaliyetlerinin durdurulması gerekmektedir. Bu itibarla Sayın Bakanlığımızca Masonluk Teşkilatı yöneticileri ve diğer sanıklar hakkında soruşturma açılarak öncelikle adı geçen derneğin faaliyetten men edilmesini, kökü yurt dışında bulunan diğer tüm Masonik teşkilatların faaliyetlerinin durdurulmasını, faaliyetleri resmen durdurulana kadar bu derneklerin içinde devlet aleyhinde faaliyet yürütülüp yürütülmediğinin tespiti amacıyla sürekli polis memuru bulundurulmasını ve bu gizli teşkilatın elebaşlarının ve diğer sanıkların yakalanarak ilgili yasa maddelerince cezalandırılmalarını saygılarımla talep ve arz ederim. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında daha önce verilen diğer 3 soru önergesinde olduğu gibi Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün soru önergesinden de sonuç alınamadı. 1997 yılında deşifre olan Türkiye Masonlarına aynı yıl İsrail Büyük Locası'ndan bir uyarı mektubu geldiği iddia edildi. Basında da deşifre olan bu uyarı metninde Türkiye'nin iç ve dış politikasını yönlendirmesi için Türkiye Masonlarına çeşitli talimatlar veriliyordu. Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Büyük Locası'nın bu şekilde deşifre olması, Türkiye Masonlarının yurt içinde ve yurt dışında imaj kaybına uğramasına sebep oldu. Bu imaj kaybını ortadan kaldırmak isteyen Üstad Mason Sahir Talat Akev, bir basın toplantısı düzenleyerek locanın kapılarını basın mensuplarına açtı. Türkiye'den birçok gazeteci ve yazarın davet edildiği bu bilgilendirme toplantılarında Türkiye Masonları kendileri hakkında ortaya atılan yüzlerce iddia ve belgeye cevap vermeye çalıştılar. Sahir Talat Akev'in 2001 yılında ölümü üzerine Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlarının Büyük Üstad koltuğu bir süre boş kaldı.
Birkaç ay sonra yapılan bir seçimin ardından Büyük Loca'nın 27. Büyük Üstadı seçildi. Büyük Üstad koltuğu Demir Savaşçın tarafından dolduruldu. Tepe başındaki Özgür Masonlar Büyük Locası'nın Büyük Üstadlık koltuğunda ise 2000 yılından bu yana Büyük Üstad Murat Özgen Ayfer bulunmakta. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Masonlar iki Büyük Loca'nın etkisi altındadır. Türkiye Büyük Locası resmi adıyla Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'dir. İskoç ritine bağlı olarak faaliyet yürüten bu locanın resmi rakamlara göre 18 bin üyesi bulunuyor. Beyoğlu Nuru Ziya Sokak'ta bulunan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği bünyesinde 150 loca faaliyet gösteriyor. Fransız ritine göre faaliyet gösteren Özgür Masonlar Derneği ya da Masonlar arasındaki ismiyle Tepebaşı 111'in resmi kayıtlara göre yaklaşık 2500 üyesi bulunuyor. Yine resmi kayıtlara göre her yıl çeşitli meslek gruplarından 600 kişi Mason lojalarına üye olmaktadır. Masonluk, Türkiye tarihinin son 150 yılına damgasını vurmuş gizli bir örgüttür. Din ahlakına uygun olmayan birçok sapkın felsefeyi kendisine rehber edinmiştir. Tüm imkanlarıyla bu felsefeleri insanlığa empoze etmeye çalışmaktadır. Peki, masonlukla mücadelede izlenilecek yöntem nasıl olmalıdır? Yapılması gereken şey, kitle propagandasıyla insanları dinden uzaklaştıran ve materyalist hurafelere sürükleyen masonik yapılanmaların etkisini kırmaktır. Allah'ın varlığını, birliğini ve dinin hakikatlerini insanlığa anlatmaktır. Ve bu işte en az masonlar kadar sabırlı ve planlı olmak şarttır. Ancak bu durum karşısında tüm masonlara cephe almak bir çözüm değildir. Bu kişiler, özellikle de henüz masonlukla yeni tanışmış olanlar, yanlış bir felsefeye kapıldıkları için doğru yoldan sapmışlardır. Bir Müslümanın öncelikli görevi, masonlara yanlış yolda olduklarını göstermek, onlara Allah'ın varlığı, birliği, din ahlakının gerçekleri ve güzellikleri konusunda doğruları anlatmaktır. İnanan insanlar bu görevi üstlendiklerinde, Rabbimizin şu hükmü tecelli edecektir. Biz, hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki o yok olup gitmiştir. Ve o zaman 21. yüzyıl masonların umduğu gibi yeni masonik düzenin değil, İslam ahlakının yüzyılı.